Doğru Düzgün'e hoş geldiniz. Bu programımızda Gelendost ilçesinin Yaka beldesindeyiz. Bu eşsiz manzaradan sesleniyoruz sizlere. Yaka Belediye Başkanı İbrahim Perçin program konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İbrahim Perçin kimdir? Öyle başlayalım sohbetimize isterseniz. Önce sizi bir tanıyalım kısaca. 1953 yılında doğmuşum. Gelendost'u sel bastığı gün doğdum derdi annem. Ama hangi gün olduğunu bilmiyoruz. Gelendost'un sel bastığı gün doğmuşum. İlkokulu Yaka'da okudum. Ortaokulu Gelendost Ortaokulu'nda okudum. Ortaokuldan sonra Akşehir Öğretmen Okulu yatılı bölümünü okudum. Akşehir Öğretmen Okulu'ndan sonra 4 yıl sınıf öğretmenliği yaptım. Sonra eğitim enstitüsü sınavlarına katıldım. İstanbul Atatürk Eğitim'de okudum. Isparta Atatürk Eğitim'i bitirdim. Ondan sonra yurdun değişik yerlerinde görev yaptım. İlk görev yerim o zaman Kars'a bağlıydı, Göle ilçesiydi. 3 yıl orada çalıştım. Sonra 1 yıl kesmede çalıştım, sütçüler kesmede. Eğitim enstitüsünü bitirdikten sonra da Edirne'ye tayinim çıktı. Edirne Meriç'te 12 yıl çalıştım. Burada çalıştığım yerlerle hala bağlantım sürer. Oradaki arkadaşlarla dostluk ilişkilerimiz devam ediyor. Edirne'den sonra Gelendost İlçe Milli Eğitim'de şube müdürlüğüne geldim. Edirne'de de 6 yıl şube müdürlüğü yapmıştım. Sonra Gülistan Lisesi'nde 6 yıl çalıştım. Gülistan Lisesi'nden döndük Gelendost'a. Gelendost'ta 10 yıl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptım. Halk Eğitim Merkezi Müdürüyken seçimlere girdik. Yaka Belediyesi'nde başkan olduk. O günden bugüne de başkanlık yürütüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bayağı yoğun bir eğitim temposu 33 olmuş yıl, sizin için. 33 yıl milli eğitimin değişik kademelerinde çalıştım. İlkokul öğretmenliği, ortaokul, lise öğretmenliği, halk eğitim müdürlüğü, milli eğitim şube müdürlüğü. Evet, eğitimci bir belediye başkanı olarak bugün Yaka'ya hizmet ediyorsunuz. Efendim bize Yaka'yı biraz anlatabilir misiniz? Bu eşsiz güzellik biraz gölgede gibi sanki pek... İnsanların gözü önünde değil gibi. Tarihçesinden girelim. Yaka benim kendi araştırmalarıma göre 1430'larda Yaka köyünün yerleşik olduğu, şu andaki yerleşik olduğu yerde olduğunu tespit edebildik. Daha gerisi var belki ama ben daha geriye gidemedim. Ama daha şu andaki yerleşim yeri dışından başka yerlerde de yerleşim oluşmuş yakınlarda. Onların eskileri var. Hatta daha eskisini anlatayım. Geçen sene Göndürle'de kazı çalışmasını yürüten Mehmet Özsait profesörümüz bizim burada da incelemeler yürüttü. Koru içinde Köşk Yeri diye bir yerimiz var. Orada incelemeler yaptı. Milattan önce 5500'de burada bir yerleşim yeri olduğunu tespit ettiler. Yani günümüzden 7500 yıl önce burada bir yerleşim yeri, büyük bir yerleşim yeri varmış. Hatta çok sevindiler. Bununla ilgili makale de hazırladılar. Önümüzdeki günlerde uluslararası bir dergide yayınlanacak. Milattan önce 5500'de burada bir yerleşim yeri varmış. Ha biz Türkler daha sonra gelmişiz Anadolu'ya. Yaka Türkmenleri diye Orta Asya'da benim araştırdığıma göre bir Türkmen boyu var. Hazar Denizi'nin doğusunda o Mangışlak Yaylası'nda yaşarlarmış. Sultanlara savaşçı yetiştirirlermiş. Sert insanlar, savaşçı insanlarmış. Yakalar orada sonra geçinemez olunca Kafkasya üzerinden Anadolu'ya göçmüşler. Anadolu'nun değişik yerlerinde Yaka isimli yerleşim yerleri var. Bunların benzer özellikleri taşıdığını tespit ettim. Yaka boyu diye veya tarihçiler böyle bir boy yok diyebilirler ama şeyler Türklerin arasında bir ara boy diye düşünüyorum ben. Burada yaşayan insanlar da, Yaka'da yaşayan insanlar da aynı özellikleri taşıyorlar. Ben çocukken de duyardım, bizden önceki atalarımız da söylerdi. Yaka'nın insanı, Yaka'nın suyu serttir, insanı merttir derler. Siz de Yaka'nın suyunu içtiniz, siz de mert oluyorsunuz artık. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Neler yapıyorsunuz burada belediye başkanı olarak, belediye olarak faaliyetleriniz? Kasabalı, kasabadan başlayalım, belediye sonra geliriz. Kasabamız yaz aylarında nüfusu 3500-4000 civarında olur. Kış aylarında bu şu anda 2000 civarında oluyor nüfusumuz. Yurt dışında insanlarımız var.
Dışarıda çocuk okutan insanlarımız var. Yazın onlar tatillerini burada bulunuyorlar. Nüfusumuz onun için artıyor. Ekonomik olarak öncelerden daha çok hayvancılığa dayalı idi. Son yıllarda hayvancılık giderek düştü. Daha çok meyvecilik. Bu meyveciliğin içinde de elmacılık çok önemli yer tutuyor. Şu anda sadece Yaka kasabası 30 bin ton civarında elma üretiyor yıllık. Bu önümüzdeki yıllarda 50 bin tona çıkma kapasitesi var. Geçen sene 30 bin ton elma üretimi içinden yaklaşık 20-25 bin ton civarında dolu hasarlı elma ürettik. Dolu tehlikesi, dolu da yaşadık, felaketi yaşadık. İşte vatandaşlarımız bundan, bu felaketten etkilendiler. Önümüzdeki yıllarda artık tarım sigortasını unutmayacaklarını düşünüyorum. Hayvancılık faaliyetleri, ben çocukken hatırlarım, 20 bin civarında koyun olduğu söylenirdi. Geçenlerde bir araştırdık, 430 koyun var şimdi bizde. Hayvancılık giderek düşmüş. Ama son birkaç yıldır hayvancılık faaliyetimiz artıyor. Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılıkta da gelişmeler var. Çünkü hayvancılık açısından çok önemli bir potansiyele sahibiz. Yaka kasabasının sırtını dayadığı dağlar hayvancılık açısından çok verimli. Çok potansiyel olarak geniş. 20 bin koyun nereye gittiği belli olmaz yaylada. O kadar geniş bir yaylalarımız var. Fırsat olursa yaylalarımızda sizlere gezmenizi isteriz. Bekleriz. Son dönemde keçi yetiştiriciliği ile ilgili de tartışmalar var. Bu anlamda bir çalışması var mı yakalıların? Şimdi araştırmalar sürüyor. Şöyle, Baka'nın da veya Tarımsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörlüğü'nün de bu konuda çalışmaları var. Ben onlarla geçen haftalarda görüşmüştüm. Hayvancılık bölgeleri ilan edin deniliyor. Hayvancılık bölgeleri ilan edip bunları kapsamını içine alabilirsek oralardan destekler de almayı düşünüyoruz. Belediye olarak gerek altyapı çalışmaları olsun, gerek onun dışındaki düzenlemeler, çevre düzenlemeleri vesaire olsun. Neyle meşgul şu aralar Yaka Belediyesi? Yaka Belediyesi'nin yolu, suyu, elektriği var. Kanalizasyonu yok. Suyumuz yaz aylarında nüfusumuz artıyor. Su kaynağımızda da su azalıyor. O bakımdan bir su araştırmasına girdik. Biraz yukarıda kasabamızın Akyokuşlu dediğimiz yerde bir mevkide su kaynağı bulduk. Onun sondajını yaptık. Önümüzdeki aylarda şebekeye bağlantısını gerçekleştirdik. Gerçi bağlamıştık ama dalgıç motorumuzda arıza çıktı. Onun arızasını tamir edeceğiz. Su sorunumuz bu şekilde hallolacak. Şu anda artezyenden su basmıyoruz. Mevcut kaynak sularımız idare ediyor. Kanalizasyon konusunda geçmiş yıllarda bizden önceki başkanlarımız proje üretmişler ama gerçekleşmemiş. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, geçen seneki Koordinasyon Kurulu toplantısında bahsedilmişti bu konudan. Eğirdir Gölü'nü koruma çerçevesi içinde bir soru sorulmuştu da Yaka kasabasında Eğirdir Gölü'ne en az zararlı olduğu söylenmişti. Neden diye sorulduğunda, Vali Bey neden diye sorulduğunda, Yaka kasabasının kanalizasyonu yok. Foseptik çukurla hallediyor. O çukurlardan köle sızıntı çok az oluyor. Diğerlerinden kanalizasyonları açıkta olduğu için gölü daha çok kirletiyor falan demişlerdi. Biz foseptik çukurlarla hallediyoruz ama bizim de kanalizasyon projemiz var. Buna destek bulduğumuzda önümüzdeki yıllarda yapacağız. Onun dışında kasabamızın içinden akan çayda bir sorunumuz vardı. Ve heyelan tehlikesi diye bir sorunumuz vardı. Bunu devlet su işleriyle görüşerek programa aldırdık. Geçen yıl içinde, 2011 yılı içinde yapıldı. Hem heyelan tehlikesini önlemek için 21 tane bent yapıldı. Kasabamızın içinde akan çayın da tabanı betonlandı. Bunun için devlet su işlerine, burada sizin aracılığınızla teşekkür ediyoruz. Devlet su işleri bölge müdürlüğüne, çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de devlet su işleriyle daha yararlı çalışmalar yürüteceğimize inanıyoruz. Bunun dışında kasabamızın aşağı kayapınar denilen yerde bir yerimiz var. Orada 3 yıldır şenlik düzenliyoruz. Bu sene de 4.sünü düzenleyeceğiz. Kasabamızın böyle bir şeye ihtiyacı varmış. 37 senedir belediyeyiz biz. Öyle daha önceleri
böyle bir şenlik düşünülmemiş. Piknik alanı gibi olarak kullanılmış ama şimdi şenlik olarak düzenliyoruz. Bunu bizdeki yıllarda daha profesyonelce yapmayı düşünüyoruz. Biz amatörce yürüttük ama önümüzdeki yıllarda daha profesyonelce yapmayı planlıyoruz. İnşallah kalıcı hale gelir. Siyaseten daha önemli bir zaman dilimi var yerel seçimlere. Ama bir taraftan da o siyasal hareketlilik başlıyor yavaş yavaş, giderek hızlanıyor. Önümüzdeki döneme ilişkin göreve devam mı? Konuşmak erken dediğiniz gibi. Benim baştan da söylemiştim. Ben bir dönem adayım, ikinci dönem adayı değilim diye. Burada da söyleyeyim. Sakıncası yok. Ama biz elimizden gelen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Alnımızın akıyla çıkalım diyoruz. Önümüzdeki dönem, yani şu seçimlerden önceki zamana kadar bizim yapabileceğimiz şeyler nedir diye biz sıraladık. Projelerimiz var. Örneğin Bahçeler, Elmalıklar arası elektrik hattı çekmeyi düşünüyoruz. Bunu bu sulama sezonuna yetiştirmeyi düşünüyoruz. Onun dışında eski okul binamız var. Eski okul binamızı da kültür evi yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda da girişimlerimiz var. Belediyemizin parkının düzenlemesi devam ediyor. 2 yıldır düzenlemesini kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Düzenleme bitmedi. Çocuk oyun grupları, spor grupları, voleybol sahası, basketbol sahası yapmayı planlıyoruz. Bitirdiğimizde onun açılışını da gerçekleştireceğiz. Belediyemize ait 23 bin metrekarelik bir yerimiz var. Tozgan mevkiinde pancar binası arkası diyoruz. Oraya da elma bahçesi kurmayı düşünüyoruz. Daha önce soğuk hava deposu yapılsın diye kalkınma kooperatifimize tahsis etmiştik. Yetişemedi. Şimdi de biz oraya elma bahçesi dikmeyi düşünüyoruz. Fidanlarını aldık. Golden Ranges tipi bir elma dikmeyi düşünüyoruz. Yaka turizm açısından da aslında cazip olabilecek bir merkez gibi görünüyor. Siz belediye olarak bu konularda bir araştırmanız, bir çalışmanız var mı efendim? Turizm açısından yaylalarımız tanıtmak gerekiyor. bu görünen haliyle kasabamızın arkasını dayadığı tepeler çıplak gibi gözüküyor ama bunların arkasına geçtiğimizde ormanlık alanlarımız var, yaylalarımız var. Yaz aylarında tadına doyum olmuyor. Bunu tanıtırsak turizm açısından da gelişme sağlanır diye düşünüyoruz. Hatta kayak bile yapılabilir yerlerimiz var. Serp yaylamız var. Onun arkasında işte Çöğürlü, Karamıklı, Söbüova, Hacimemiş, Kötürnek diye yaylalarımız var. Söbüova dediğimiz yayla bir kısmı mera, bir kısmı da tarla olarak geçiyor. Bunun bir kısmı Yeşilköy sınırları içinde, bir kısmı da Yaka Kasaba sınırları içinde. Geçen sene milli emlaktan kiralandı. 1271 dönüm arazi ekildi, yem bitkisi olarak ekildi. Bu sanırım bu sene de milli emlak orayı kiraya vermeyi düşünüyor. Bakalım bizim de orayla ilgili düşüncelerimiz var. İnşallah gerçekleştiririz. Küçük bir belediyesiniz. Hem bir muhalefet partisinden seçilmiş bir belediye başkanısınız. Nasıl siyasilerle ilişkileriniz, milletvekillerimiz zaman zaman gelip ziyaret ediyorlar mı? İstişarelerde bulunuyor musunuz? Sorunlarınızı kendilerine rahatlıkla iletebiliyor musunuz? Biz resmi dairelerde ve mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her yere girip çıkabiliyoruz. Bir sıkıntımız yok. Her milletvekiliyle rahatlıkla görüşebiliyoruz. Geçmiş milletvekillerimizle de, Mehmet Sait Dilek'le de iyi görüşmüştük. Şimdiki milletvekillerimizle de iyi görüşüyorduk. Herhangi bir sıkıntı yok. Bizim diğer belediyelerin yaşadığı sıkıntılar neyse bizim sıkıntılarımız aynı. Yani biz de ekonomik olarak kendi kendine yetebilen bir belediye değiliz. Hedefimiz kendi kendine yetebilsin ama gelir kaynakları yaratmamız gerekiyor. Sadece İller Bankası'ndan gelen paylara bakmak yetmiyor. İşte önümüzdeki yıllarda kendi kaynaklarımızı yaratırsak sıkıntımızın çoğunu aşmış oluruz. Diğer belediyelerin yaşadığı sıkıntılardan farklı değil sıkıntılar. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Gün de batmak üzere. Isparta halkına iletmek istediğiniz Haber 2D aracılığıyla kamuoyuna
iletmek istediğiniz mesajları alalım isterseniz. Lafımızın arasında da söylemiştik. Yakanın suyundan içenler hakkında bir sözümüz vardı. Yakanın suyu serttir, insanı merttir diye. Herkesin yakanın suyunu içmeye davet ediyoruz. Yakanın insanı misafirperverdir. Bekliyoruz yakaya her insanı. Yaka dışında oturan yaka kasabasından insanlarımıza da, arkadaşlarımıza, komşularımıza, büyüklerimize buradan sevgiler iletiyoruz. Yurt dışında da bayağı hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimiz var. Onlara da sevgiler, selamlar iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Doğru düzgün gelen dostun Yaka beldesindeydi. Sayın Başkanımız sizleri de davet ediyor Yaka'ya, Yaka'nın suyundan içmeye. Hakikaten biz suyunu içtik. Biz de Sayın Başkanımıza katılıyoruz. Tavsiye ediyoruz. Gelin Yaka'dan bir su için, Yaka'nın havasını koklayın. Önümüzdeki programlarda farklı konular, farklı konuklarla yine karşınızda olacağız. Haber 2D'den ayrılmayın. Esen kalın efendim.